Yan yana bulunduğumuz yerden konuşmak gerekirse, daha doğrusu sahasını en iyi bildiğimiz yer olması itibariyle surdan yorumlarsak, daha doğrusu verilerle konuşmamız gerekirse, güvenlikçi politikalar tabii ki de en başta yaşam hakkını risk altında tutan bir yerde. Hani varlık, hani sürekli bu araçların alanlarda bulunması zaten kendinde bir tehlike duygusunu sürekli güçlü tutuyor ve insanların gündelik yaşamlarını, o rutinlerini gerçekleştirirken bile kaygılı yaşamalarına neden oluyor. Şimdi sürekli bu politikayla ve bu simgesel şiddettir de bu aynı zamanda, kamusal şiddettir de bu bir anlamda. Bu şiddetle yüz yüze yaşadığınız zaman siz de haliyle kendinizi savunma, kendinizi korumakla ilgili kendinizce stratejiler geliştiriyorsunuz. Yani birçok kente baktığımız zaman, daha doğrusu Kürdistan dışındaki kentlerde böyle görüntülere denk gelmek neredeyse mümkün değil. Birçok kaza gerçekleşir ve bu daha doğrusu çocuklar hedef olur ve bunun adına kaza denir. Yani o anlamda devletin çocuk hakları sözleşmesinde, yani Türkiye'de imzacı olan taraf olan ülkelerden biri, bu anlamda çocuk haklarının en fazla ihlal ettiği alanlardan biridir. Çocuğun güvenlik içerisinde yaşamasını sağlamak zorundayken o güvenlikçi politikalarla sürekli yaşamı tehdit altında olduğunu hisseden bir şeyle karşı karşıya aslında. Güvenlikli olmayan bir yaşam alanında yaşamını sürdürmek durumunda. Onu da geçtik. Yani sadece kent savaşları sonrasında yıkılan evler ve harabeleri değerlendirdiğimizde o alanların tamamı bir suç alanına dönüştürülmüş durumda. Madde bağımlılığının yoğunlaştığı alanlara dönüşmekte. Sur'da da zaten çocukların nitelikli zaman geçirebilecekleri mekanlar neredeyse yok. Parklar çok sınırlı sayıda ve sadece küçük yaş grubunu kapsayan alanlar olarak şu an mevcutta bulunmakta. Dolayısıyla kapsayıcı da değil. Yani Sur'un nüfusunun 1/3'nin çocuk olduğunu varsayarsak ki istatistik olarak da bu böyle. Nüfusa denk gelen bir yeşil alan zaten yok. Mahalle içerisinde çocukların top oynayabileceği, kendi enerjilerini aktarabilecekleri bir alanda yok. Harabelere zaman zaman özellikle top oynamak için gittiklerinde karşılaştıkları riskler nedeniyle aileler ayrıca tutucu davranmak durumunda kalıyor. Çocuk hem evde, hem dışarıda, hem okulda, hem sokakta o güvenlik riskini sürekli yaşıyor. O açıdan hani kayyumun burada herhangi bir çocuklara dair bir alan yaratmak gibi bir pratiği olmadı. Şimdi kentleşme sorununun başlı başına doğurduğu sorunlar var. Ama ihmalden dolayı gelişen sorunlar da var. O sorunlardan biri de kamusal alanda da, özel alanda da çocukların düşünülmeden yapılaşmaların gerçekleştirildiği, inşa edildiği gerçekliği var. Biz hani çocuk derneği olarak, çocukçu olarak çocuklara dair alınacak her kararda işin öznesi kimse, daha doğrusu öznelerin düşünceleri, fikirleri ve talepleri olmaksızın onlar adına konuşmayı da çok doğru bulmuyoruz zaten. Zaman zaman çocuklarla yapılan atölyelerden, yine çocukların kendi aralarında gerçekleştirdikleri diyaloglardan yola çıkarsak, yani her şeyden önce hani yeni dönemden beklentimiz bir an önce kent meclislerinin, yine meclisler içerisinde çocuk meclislerinin oluşturulması, meclislerde oluşturulabilecek atölyelerin sonucunda elde edilen, hani sonuçta bir fizibilite çalışması gerekiyor çok yaygın bir şekilde. Sosyal yaşamda, eğitim yaşamında, yine aile hayatında ve kamusal alanda çocukların karşılaştıkları zorluklar nedir? Bunların tespitlerinin yoğunca yapılması gerekiyor. Hani eğer kent dediğimiz şey bir katılım hakkıysa, çocukları da artık hani bu katılımın temel öznelerinden biri olarak öne çıkarıp çalışmaları bu odakta ilerletmek gibi talepler sunabiliriz.